yapı markete geldik. Taş toprak almak için. Oraya toprak dolduracağım. Bir de ateş kuyusu yapmak istiyorum. Şöyle güzel bir sürü taş çeşidi var. İçine onlardan doldururum. Çevresi içinde buldum ama toprak lazım önce. Şimdi toprak almaya gideyim. Şu tarafta topraklar var, böyle torbalarla satılıyor. 40-50 kiloluk koca torba 2 euro. Evet, burada taş çeşitleri var, çok farklı farklı. Buradan seçeceğim güzel bir şey artık. Şöyle bir şey yapmışlar, tabii bunu duş için yapmışlar ama güzel görünüyor. Rengi güzel değil taşların. Bu kadar yüksek de gerekmiyor bana tabii. 2-3 kat böyle taşlardan örersem yeterli olacak ama güzel bir renk bulmam lazım. Bakalım. Çok fazla çeşit var zaten. Şöyle bir şey buldum. Ama bu yine ateş kuyusuna gitmez. Pratik aslında. Tellerin arasına taşı dolduruyorsun. Olay bitti. Tembel işi. Çok basit. Ama bu da ateş kuyusu için pek uygun görünmüyor. Şöyle bir şey buldum. Şöyle bunlar hem çok kolay olacak örmesi. Sekizli bir arada çünkü zaten. Bunun ortadaki kiremit kırmızısı rengini seçtim. Bence o en güzeli. Ve onu bir yerde de uygulamasını yaptım. Şöyle resmini atayım. Yerde denedim. Nasıl duracak, nasıl görünecek diye. Büyüklüğü ne kadar olacak? İşte altılı mı sekizli mi kullanayım? Sekize karar verdim. Yeterli büyüklükte oluyor. Güzel görünüyor. İçini de taşlarla dolduracağız. Şöyle taşlar buldum. İçinde hani ateşin yanacağı bölge için bunların üzerinde yanacak. Böyle bir şey. Yani en güzel taşlar bunlardı gördüğüm. Çevresi içinde şöyle beyaz taşlar var. İrili ufaklı. Farklı boyutlarda. Bunun işte bu da daha büyük olanları. Büyükler pek oraya gitmez ama onun etrafına dökmek istiyorum kuyunun. Şöyle burada adamlar ayırmışlar büyüklüklerine göre. Oradan en uygun büyüklüğü seçeceğiz. Ve böyle. O bölgeye toprak döktükten sonraki durum. Orayı bir düzeltmiş oldum. Bayağı bir toprak taşıdım buraya. Ve şimdilik bu hali aldı. Bu yıkacağım yere kıyamadım. Şurada bir sürü fidanlar çıkmış. Onlar kesilen ağaçlardı. Kökleri vardı sadece. Fidanlar çıkmış. Oraya kıyamadım. Bu bölgede çilek dolduğu için kıyamadım. Ama dışarıdan toprak alarak, yapı marketten toprak aldım. Böyle doldurdum burayı. Seviye yeterli. Şöyle buraya bir ortasına ateş kuyusu yapmayı düşünüyorum. Onun için 8 parça şöyle şunlardan aldım. Sekizgen bir yuvarlığa benzetmeye çalışacağım. Bir yapı yapacağım oraya küçük. Kendi çapımda. Oraya bir kuyu yapacağım. Etrafına da şöyle taşlar aldım. Böyle belli oluyor mu? Evet. Bunları da etrafına dökeceğiz. Şu köşeye belki bir puf koltuklardan ya da öyle bir şey. Taşlarla tamamlayabilirim hepsini ya da talaş görmüştüm. Onlar olabilir. Tabii şu çer çöp tahtalar var. Onlar atılacak hepsi. Onlar şimdi yeşillikleri uzak tutsun diye orada rahat çalışabilmek için koydum. Onları çıkaracağım. Buraya güzel bir ateş kuyusu gelecek. Bakalım nasıl olacak. Şu armut koltuk dedikleri şeylerden gördüm. Bu koltuklardan. Güzel ama yine de içime sinmedi. Oraya uymaz diye düşünüyorum. Çok da rahat değil bence. Başka bir şey uyduracağız artık. Evet, yukarıdan görünüşü böyle. Kuyumuz aşağıda olacak. Böyle görünecek. Umarım güzel bir şey olacak. Bakalım. Bayağı da yordu beni. O kadar toprak taşıdım oraya. Bu da yorgunluk sonrası bir dinlenmeden bir görüntü. Yerlere dutlar dökülmüş ağaçtan. Bu aç çocuklar da, Almanya'daki aç çocuklar hemen yerden topluyorlar. O zaman çocuklar yerdekileri toplayalım, hiç ağaçlara dokunmayalım, dökülmesin daha fazla. Tamam mı? Ağacı sallasak üzerimize yağacak çünkü. Evet, alnımızın teriyle biz de böyle çimento yaptık. Tabii sonradan olmadığını göreceksiniz siz de. Başaramadım. Çimento ya çok eskiydi, tarihi geçmiş bir şey olmuştu. Bahçede kalmıştı eski sahibinden. Sanırım o yüzden. Biraz sonra bitmiş halini göreceksiniz. Çimento kuruduğu zaman toza dönüştü, döküldü. Şöyle onları yaptıktan sonra içini böyle taşlarla bir doldurdum biraz.
yükseltmek gerekiyordu çünkü içi böyle çok çukur olmamalı bunun. Böyle yaptım. Sonra işte taşları etrafına döktüm. İçine taş aldığım taşları size göstermiştim. Onları döşedim. Bu kiremitler de hoş olmadı. Onlardan bir görüntü yapabilirim diye düşündüm ama sonradan içime sinmedi. Şöyle bir tepsi buldum ve şu kaide de odunları falan tutması için orada denk geldi. Bahçede vardı onlar zaten. Evet, kiremitleri sonradan çıkardım. Çimento da öyle. Birbirlerini tutmadı bunlar. Gerçekten kuma, toprağa dönüştü. Kayboldu gitti yani. Kötü bir şeydi. Belki eskidiği için ya da ben beceremedim ayarını falan. Olmadı ama güzel bir yapıştırıcı buldum daha sonra. Silikon gibi bir şeydi. Çok sağlam taşları yapıştırabiliyor. Ve o bağlantı yerlerine de o küçük beyaz taşlardan böyle Nasıl, iliştirdim. güzel oldu mu? O güzel Güzel oldu. oldu. Bura görünüyor mu? Bayağı güzel Evet, göründü. görünüyor. Evet, etrafını böyle kapladım. Odun talaşı aldım. Çok da güzel oldu. O siyah toprak görüntüsü işte ileride çamura dönüşür falan. Ondan kurtuldum. Tamamen etrafını bununla kapladım. Güzel bir manzara oldu. Güzel bir görüntü oldu gerçekten. Ve son hali işte kiremitleri de beğenmemiştim. Çıkardım. Oraya biraz daha farklı renkte bir taş döktüm, çakıl döktüm. Ve yukarıda kalan kısma da trambolin aldım çocuklar için. Çünkü bahçeye gelmeyi sevmiyorlar. Bu sayede umarım bahçeyi sevecekler. Onlar için de bir şeyler olsun. Yani ateş kuyusu evet romantik akşamlar için falan iyi olabilir. Ama çocuklar için hiçbir şey ifade etmiyor. Onlara işte oyun oynanacak bir şeyler lazım. İşte trampolini sevecekler, seviyorlar zaten. Tabii etrafını da bir şey yapamadım çünkü işte çilekler var çok fazla, aşırı her yere yayılmışlar. Orada bir başka bir meyve var. Johannisbeer deniyor burada ama Türkçesini tam hatırlamıyorum. O var. Böğürtlen çok var. Meyvelerimiz var. Kıyamadık. Oraya bir şey yapmadım. Artık orayı bir dahaki sefere önce o yabani otları yok edecek, öldürecek bir şey, bir yöntemden sonra belki orayı bostan gibi yapabiliriz. Ama bu sene böyle geçsin. Orada trambolin olsun. Öbür tarafa karşısına da belki havuz. Tam emin değilim. Havuz bakımı falan zor çünkü. Çocuklar için belki havuz olur ama şimdilik trambolin onlara yetecektir. Buranın görüntüsü de böyle oldu. Tabii ortalıkta biraz çer çöplerimiz kalmış bu görüntüde. Oraları toparlayacağız. Ve güzel bir bahçemiz olacak umarım. Şimdilik havuz yerine trambolinin üzerinde cıbıldak oluyorlar bu çocuklar. Soyunuyorlar, suluyorlar kendilerini. Hava çok sıcaktı çünkü bugünlerde. Islanıp serinleyip devam ediyorlar oynamaya. Ama o bölgede bir işte karşısında bir havuz olursa daha güzel olacak gibi geliyor bana. Son görüntüler böyle artık. Bahçe böyle görünüyor. Ben ateş kuyusunu çok beğendim. Trambolin de güzel oldu Beğendiniz bence. mi gençler? Evet. Sevindiniz mi? Bahçeye gelmeyi hiç istemeyen, sevmeyen çocuklar. Artık herhalde her gün bahçeye gidelim dersiniz ha? Bir de şu arka tarafa da bir havuz koyacağız. O zaman artık burada yatar kalkarsınız, eve de gitmezsiniz. Şu çer çöpü toplamak lazım. Boş poşetler falan filan. Evet, benim kendi eserim harika ateş kuyum. Böyle oldu. İşte hayvancıklarım da hayretle bakıyorlar, çok beğenmişler. Onlar da izliyorlar kuyuyu. Mutlu sonda böyle oldu. Hepimiz mutlu olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere.